Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sunar. Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli sanayicilerimizi, sivil toplum örgütü başkanlarımızı ve konunun uzmanlarını konuk etmeye devam ediyoruz. 2023 yılı bitmek üzere Karadeniz'de fındıktan sonra bentonitte de çok önemli başarılar, ihracatlar gerçekleşmeye başladı. Biz de istedik ki 2023 yılının son programında bölgemizin gururu, başarılı firması Bentaş Bentonit'in CEO'su, başarılı iş insanı Sayın Turgay Ömür'ü konuk edelim dedik. Turgay Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Tabii 2023'te birçok başarılar var. ISO 500 başarısı da var. Diğer önemli başarılar da var. Ama en son olarak da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu tarafından 2023 OSB yıldızlarında firma olarak satışını en çok arttıran, ihracatını en çok arttıran ve en çok ihracat yapan firma olarak seçildiniz. Kutluyoruz sizleri ve ekibinizi. Çok soracağımız sorular var bu başarı hikayesiyle ilgili. Ülke ekonomisini, bölge ekonomisini de konuşacağız ama öncelikle bu başarılı hikayesini sizden dinleyelim. Bu son ödülleri dinleyelim. Şirket olarak 2023 yılını nasıl geçirdiniz? Buyurun, söz sizde efendim. Tabii firma olarak sürekli kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Satışlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da 2023 yılı itibarıyla 2022 sonuçlarıyla pardon, Türkiye'deki işte 80 bin tane OSB'de firma var. Bunların içerisinde ilk yüze 3 dalda girmiş olduk. Bunlardan sizin bahsettiğiniz gibi işte satışlarını en çok artıran firmada 58. olduk. İşte ihracatını en çok artıran firma genel kategorisinde 78. olduk. Ve ihracat, en çok ihracat yapan firmalar arasında da yine ilk 85'e girmiş olduk. Tabii bildiğiniz üzere bizim 2022 itibariyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ikinci 500'lük listesinde de yerimizi almış olmuştuk zaten 978. Doğru. olarak. Dolayısıyla biz oradaki sonucun bir etkileşimi de bu OSB'lerde. OSB'lerde tabii OSB dışında da firmalar olduğu için burada da böyle bir üç dalda ödüle layık görünmek, daha doğrusu sıralamaya girebilmek önemli. Bizim için yaptığımız çalışmaların sonucudur diyebiliriz. Yani bu sonuçta lütfedilen bir şey değil, yaptığımız satışların sonucu diyelim. Evet, peki şirket olarak 2023 yılını nasıl geçirdiniz? Şirketinizi büyüten en önemli stratejik adım neydi size göre? Ya tabii biz şimdi şirketimiz ilk yıllarda granit üzerine odaklanmıştı. Yani madeni alıyorduk, işleyip granit haline getiriyorduk ve bunu Big Bag'lerde satardık. Hatta başlangıçta gemi satardık. Daha sonra işte gemiler vasıtasıyla, Big Bag'leri gemilere koymak vasıtasıyla satışlara başladık. Daha sonra konteynerleri doldurarak kısmen satış yaptık. Yani diyelim ki dökme olarak ihracat yapıyorduk. Ve yurt içi pazarında da hiç çok esamemiz okunmuyordu. Çünkü öyle bir pazar da yoktu zaten. Türkiye pazarı kedi kumunda çok düşüktü. Fakat tabii yıllar geçtikçe biz hem markalarımıza önem vermeye başladık hem de başka markalara, yani market zincirlerinin markalarına ya da toptancıların markalarına bu sefer fason üretimleri de yapar hale geldik. Dolayısıyla son 5 senede paketlemenin yüzdesi toplam satışlarımız içerisinde %50'lerden %99'lara çıktı. Yani 2022 yılı itibariyle toplam satışlarımızın %99'u paketli raf ürünü şeklinde oluyor. Bunda da dediğim gibi işte ürünümüzün kalitesi, sürdürülebilir kalitesi, sürdürülebilir hizmet ve tabii müşteri memnuniyeti en önemli unsurlar diyebiliriz. Efendim şu anda firmada istihdam nedir? Yaklaşık kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
Yani şu anda firmamız grup olarak 400'ün üzerinde istihdamımız var. Ama olarak kedi kumu üreten firma olarak şu anda 370 civarında personelimiz bulunuyor. Ve ihracat yaptığımız ülke sayısı da 76'nın üzerinde şu anda. Kendi markalarımızdan özellikle markamızda şu anda 67 ülkede pazarlanmakta, oradaki distribütörler vasıtasıyla. Ama başka markaları da doldurduğumuz için onlarla beraber ülke sayımız 78'in üzerinde şu anda. Çok güzel. Peki önümüzdeki dönemde ajandanızdaki en önemli ilk öncelikli 3 konu ne olacak diye sorsam neler söylemek istersiniz? Valla Murat Bey, şimdi tabii biz Fatsa yerleşkesindeki 4 üretim hattımızla beraber yaklaşık 240 bin ton kapasiteye sahibiz. Çok güzel. Bu kapasitenin yaklaşık 220 bin tonunu şu anda pazarlayabiliyoruz ki bunun da %82'si Evet. ihracat olmak üzere. Geri kalan %18'i de yurt içindeki satışlara yönelmekte. Dolayısıyla bizim öncelikle bu kapasiteyi daha da artırmamız lazım. Önce mevcut Fatsa yerleşkesindeki kapasiteyi artırmamız lazım. Ama orada tek başına hani bir yere bağlı olmaktan ziyade bizim 4-5 sene önce işte Nevşehir'de bir maden rezervi yakalamıştık. Orada bir ortaklık yapısı yaptık. Orada da şu anda yatırımlarımız devam ediyor. Ziraat Bankası'nın işte orta vadeli bir yatırım kredisini kendimize tahsis ettirdik. Evet. Zor da olsa bu kredi bulunamayan ortamda. İşte orada da yaklaşık o yatırımımızın orada iki tesislik bir yatırım şu anda ilk anda devreye girecek ama birincisini bu sene alacağız devreye. Yani bu sene derken 2024'ü kastediyorum. Bu Çok seneyi güzel. artık bitirmiş sayabiliriz. 3 gün kaldı. Dolayısıyla orada birinci tesisi 2024'te açacağız. Hemen ikinci tesisi de 2025'te açacağız ama orada 4 tesislik bir yatırım planlamamız var. Yani Fatsa gibi orada da bir tesis açacağız. Oranın avantajı da orada madencilik Karadeniz'e göre biraz daha kolay. Karadeniz'de işte ormanların olması, fındık alanlarının olması nedeniyle biraz daha madencilik meşakkatli oluyor ama yine de oradaki kapasitemizi kendi içerisinde verimlilikleri, kapasiteleri artırarak orada da devam edeceğiz tabii ki. Yani birinci önceliğimiz Nevşehir yatırımını bitirmek olacak ki şu ana kadar toplam yatırımın yarısını yapmış bulunuyoruz. Evet. Dediğim gibi ikinci önceliğimiz Fatsa yerleşkesindeki verimliliklerimizi artırmak. Çünkü biliyorsunuz gaz fiyatları geçen sene çok Tabii. artmıştı. O yüzden Maliyetler yükseldi. aynen maliyetler yükselmişti. Deniz nakliyesi çok artmıştı. Şimdi bu gazdaki, elektrikteki maliyetleri düşürmek adına üretimdeki verimliliği artırmak, yani bir saatte daha fazla üretim yapabilmek, fabrikanın duruşlarını azaltmak, ısı kayıplarını yok etmek, azaltmak gibi verimlilik yatırımlarına önem veriyoruz. Tabii stratejik olarak şimdi biz Avrupa'da zaten varız. Evet. Avrupa'daki bütün ülkelere ihracat yapıyoruz. Orta Doğu'da varız. Uzak Doğu'da kısmen varız. İşte Hong Kong gibi, işte Malezya, Endonezya gibi ülkelerde varız. Güney Amerika'da Kolombiya, Şili gibi, Brezilya gibi ülkelerde varız. Ama daha çok Kuzey Amerika'da, Kanada ve ABD'de satışlarımız biraz az. Ve buraya için de kapasitemiz yeterli değil. Şimdi doğrusu özellikle ABD'deki market zincirleri çok büyük. Tabii oralara böyle bir tesisle girip orada tedarik sağlayamazsınız. Onun için de bu Nevşehir o açımdan önemli. Oradan Mersin Limanı üzerinden bu oralara daha kolay ulaşabiliriz diye daha da rekabetçi bir fiyat olacak diye de düşünüyoruz. Yani önceliğimiz bunlar. Yani Evet. pazarı büyütmek aynı zamanda. Çok güzel. Peki dünyada ekonomik sistemlerde büyük bir değişimden geçiyor. Gelişmiş ülkeler enflasyonla tanışıyor, tedarik zincirleri kırılıyor. Siz bir lider olarak bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Valla tabii dünya gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor. İşte önce Covid ile başlayan sıkıntılar Evet. özellikle tedarik zincirlerini ciddi anlamda vurdu. İçinden gelen konteynerler sıkıntıya uğradı. Dolayısıyla konteyner bulunamadı. O yüzden konteyner fiyatları
çok çok arttı. Çok ileri seviyede arttı. Dolayısıyla burada konteyner bulunamaması, mal tedarikinde firmalar, özellikle üretici firmalar ham madde bulmakta zorluklar yaşadılar. O yüzden biz tabii bu zincirin kırılması bizlere ciddi zorluklar yaşattı. Daha sonra tam düzeliyor, pandemi düzlüğe çıkmış denilirken bu sefer de Rusya-Ukrayna savaşı çıkarak bu sefer gaz fiyatları, bir anda doğal gaz fiyatları bir anda 4-5 kat seviyesine sadece euro bazında çıktı. Bunu TL olarak düşündüğünüz zaman, yani enflasyonu da devreye koyduğunuz zaman 10 kat bir maliyet artışıyla karşı karşıya geldik. Yani şöyle düşünün, o zaman 3 tesisimiz vardı, 2,5 milyon TL aylık gaz faturamız vardı. Bu bir anda 18-19 milyonlara çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş tabii bu zincirlerin tam düzeleceğini bekliyorduk ki öyle de oluyordu. İşte konteyner fiyatları aşağıya gelmişti. Artık ham maddeler bulunabiliyordu. Bizde ham madde sorunu yok ama hani genel dünya ekonomisi açısından söylüyorum. Tam bunlar düzelirken bu sefer de işte Orta Doğu karışıklığı ortaya çıktı. Hani buna savaş da diyemiyoruz. Terör var orada. Devlet terörü yapılıyor. Bu da şu anda gene gaz fiyatlarını bir miktar gene yukarıya doğru ivmelendiriyor. İşte Süveyş kanalının kapanması dolayısıyla gene konteynerlerde bulma sıkıntısı yaşanacağı ileri sürülüyor. İnşallah olmaz bunlar. Yani tam düzeliyor ortam denilirken böyle bir sürece girdik. Tabii ki bizi olumsuz etkiledi. Biz geçen sene 2022 yılında 3 defa euro bazında fiyat artırmak durumunda kaldık. Çünkü Evet. bütün maliyetlerimiz euro bazında artmıştı. Bunu tabii yabancı müşterilere anlatabilmek çok kolay değil. Yani euro satıyorsunuz diyor. Niye bu artıyor? İşte gazdaki artışlar tabii bizde, özellikle bizim sektörümüzde, bentonit üretiminde gaz üretimin önemli bir parçası. Tabii. Bunlarda ciddi zorluklar yaşadık. Gene bankacılık sektöründe krediye ulaşamama, teminatsız kalma gibi durumlarla ki biz hani EBITDA'sı iyi olan bir firmayız. Buna rağmen biz bile zorlanıyorsak düşünün diğer firmalar ne yapsınlar? Tabii. İhracatçı firmalar az da olsa bir avantaja sahip olsa bile işte teminat yetersizliği nedeniyle, çünkü enflasyon nedeniyle bilançolarınız eriyor. Yani 3 sene önceye göre bilançolar 3'te 1'e düşmüş şu anda Evet. durumda. Bütün bunlar tabii önemli kırılmalar. Ben yani yeminli mali müşavirde olduğum için hani Doğru. bunları işte gayrimenkul değerleme firmalarıyla firmamızın bilançolarını realize, yani mevcut yeni durumuna, yani gerçek durumuna getirmeye çalışıyoruz. Çünkü eskiden bir hattı atıyorum 1,5 milyon euroya kurabilirken, sadece metal o kısmını, üretim hattını kastediyorum. Evet. Şu anda bu bile euro bazında ikiye çıktı. Çünkü demir çelik fiyatları arttı, Tabii. çimento fiyatları arttı. Doğru. Yani her şey TL değil, euro bazında arttı. Bir de enflasyonist ortamda Türkiye yaşıyor. Dolayısıyla burada tedarik zincirleri anlamında ciddi sıkıntılar oldu. Tam düzelecek de derken yeni yeni bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Yani inşallah maliyetler tekrar artmaz, euro bazında artmaz. Evet. Diyelim göreceğim ama tahmin ediyorum 2024'te aynen bu şekilde geçecek. Gene bankaların iştahsız olduğu, yani krediye ulaşılamayan, Evet. gene ham madde fiyatlarının ya da konteyner taşıma fiyatlarının sürekli dalgalandığı bir dönem olabilir. İnşallah olmaz. Biz de bundan bir zararla çıkmamış oluruz. Evet, Turgay Bey, peki yeşil enerji ve büyüme stratejileri hakkında firma olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi yeşil enerji tabii olmazsa olmaz bizler için. Çünkü biz Evet. olarak Evet. Firma ismi vermeyelim. Buyurun. Evet. bugün Avrupa'da bir sürü market zincirinin fason dolumunu yapıyoruz. Evet. Şimdi bu market zincirleri belli bir süre sonra işte Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında bizlerden yeşil enerji sertifikası isteyecek. Aksi halde diyecek sen bize satış yapamazsın. Evet. Dolayısıyla Yaptırım bizde uygulayacağım. tabii yaptırım uygulayacak. Yani Evet. direkt tarife dışı engel dediğimiz
bizden almama yoluna gidebilecekler. Tabii bunun için Türkiye'miz işte hükümetimiz çalışıyor bu konuda ihracatçıların bu sorunu aşmak adına, ama tabii halen bu çok hızlı gitmiyor, çok yavaş gidiyor. Bu alanda bizim projemiz var. Yani özellikle güneş enerjisi alanında projelerimiz var. Çünkü kendi enerjimizi, yeşil enerjimizi sertifikasına sahip olmak adına projeleri yapıyoruz. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz bu alanda. Ama tabii bize bu konuda devletin alan tahsis etmesi gerekiyor. Yani altyapısı hazır, alan tahsis etmesi gerekiyor. Uygun krediler vermesi gerekiyor ki biz bu yatırımlara girelim. Çünkü bu yatırımlara biz şimdi arazi bularak işte ne bileyim o yatırımı biz kendi öz sermayemizle yapmamız zaten mümkün değil. Çünkü biz kendi kapasitemizi artırmak adına Tabii. yatırımlarımızı yapamıyoruz zaten. Yeteri kadar yapamıyoruz yani. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız iyi seviyede gidiyor. Tabii bu direkt yeşil enerjiye bir katkı olacak. Yani böyle bir güneş enerjisiyle bir tesis kurmak. Bunun yanında biz tabii salınımı, karbon ayak izini azaltmak adına Evet. bu sefer işte daha çevreci plastiklere geçtik. Özellikle son 1,5 yıldır. Ondan sonra işte kağıt torba alanında yine plastik kullanmayıp kağıt torbalarla üretim yapma fikirlerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yine zaten toplam satışlarımızın yaklaşık %40'ı bizim karton kutu şeklinde Avrupa'daki market zincirine gittiği için oralarda bir sıkıntımız yok. Yani karton kutularda çevireci olduğu için oralarda bir sıkıntımız yok, ama özellikle plastikte PAP dediğimiz %100 geri dönüştürülebilir ambalajları kullanıyoruz. Bir de geri dönüştürülemeyen ambalajlar vardı. Hazır torba dediğimiz. Onları da MDO denilen %80'i en azından dönüştürülebilir ambalaja zaten geçtik. Çok az bir kısım kaldı. Artı oluşan artıklarımızı da presleyip firmamızda, fabrikamızda geri dönüşüm firmalarına da onları gönderiyoruz. Bunlar karbon ayak izine sağladığımız şeyler, önemli katkılar. Ayrıca yine 2 yıl önce bütün forkliftlerimiz, ki bizde 15-16 tane forklift var Evet. firmada. Bunların hepsi mazotluydu. Biz 2 yıl önce bunları peyderpey elektrikliye geçirdik. Şu anda bütün forklarımız Elektrikli. elektrikli. Çok Dolayısıyla güzel. burada da karbon ayak izini silmiş olduk. Yine verimlilikle beraber daha az kullanılarak gene çevreye daha az gaz salınımı yapma hedefimiz var. Bunun için de çalışıyoruz. Zaten temiz bir gaz kullanıyoruz aslında. Yani bir kömür kullanmıyoruz. Evet. Doğal gaz kullanıyoruz, ama doğal gazın bile çevreye az da olsa gene olumsuz bir etkisi, tabii kömüre göre çok 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 daha az. Orada da daha az enerji kullanarak, daha çok üretim yaparak gene karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Evet, şimdi Dünya Bankası da 2024 yılında Türkiye'ye bu yeşil enerji yatırımları, yenilebilir enerji de kapsayacak şekilde 750 milyon dolar bir finansman sağlama kararı aldı. Bu da firmalar açısından olumlu olacaktır. İhracat pazarlarında durumlar nasıl bu yeşil enerji bakımından Turgay Bey? Şu anda dediğim gibi yani Avrupa regülasyonları çerçevesinde şu anda tabii bir dünya krizi var. Yani dünya Evet. resesyona girmek üzere girdi. Hatta Hollanda'nın girdiği söyleniyor. Almanya girmek üzere diyor Evet. deniyor. Ve 2 gün önce gazetede okumuştum işte Amerika bu sene de hala bizden resesyon bekliyor ama hala girmedik resesyona diye, ama beklenti Amerika'da da bir resesyonun olması. Dolayısıyla böyle resesyonist bir ortamda bu tür kararları hemen alabilmek kolay değil. Çünkü zaten mala ulaşmak belki daha zor da olabilecek bir dönemdeyiz. Çünkü işte demin de bahsettiğim işte tedarik zincirleri kırıldığı bir ortamda böyle kararları verebilmek kolay değil. Dolayısıyla Avrupa'da da bunlara dair nispeten bir erteleme olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Ama sonuçta bizim hazır olmamız lazım. Yani yeşil enerji sertifikamızın hazır olması lazım. Kaldı ki bu sadece sertifika konusu da değil. Yani bizim kendi elektriğimizi
üretiyor olmamız, zaten dışa bağımlıyız bu alanda. Tabii. Toplam elektriğimizin şu anda %45'ini biz kendi kaynaklarımızla, daha doğrusu kendimiz üretiyoruz ama yabancı kaynak kullanarak, işte doğalgazı yabancı kaynak olarak kullanıyoruz. İşte Doğru. bulduğumuz gazlarla bunun yüzdesini artırmak gerekiyor ama rüzgarda öyle değil. Rüzgarda ve güneş enerjisinde Türkiye çok bol kaynaklara sahip. Dolayısıyla buraya yapılacak yatırımlarla beraber elektrikteki yerlilik oranını çok çok daha yüksek oranlara çıkartabilmemiz mümkün. Özellikle Ege bölgesi, Trakya biliyorsunuz rüzgar konusunda çok önemli. Tabii. Karadeniz'i çıkarsanız güneş enerjisinde Türkiye'nin her tarafı çok değerli ve önemli. Dolayısıyla bu açıdan Türkiye'mizin çok büyük şansı var. Yani bu temiz enerji kut dediğimiz RES ve güneş de GES'lerde çok büyük bir avantajı var. Evet. Tabii dünya pazarları dediğim gibi bu sene daralıyor ama yeşil enerji şu anda böyle bir daralmaya mahal vermedi. Doğru. Efendim şimdi siz firma olarak Avrupa'da ve ülkemizde birçok fuara katıldınız. 2023 yılında da katıldığınız önemli fuarlar oldu. 2023'te hangi fuarlara katıldınız? 2024 ajandanızda hangi fuarlar var? Avrupa fuar takviminiz nedir? Şimdi daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi yani biz tabii Türkiye'de kedi kumu pazarının çok düşük olması sebebiyle biz tamamen ihracata odaklı bir satış politikası belirlemiştik şirketin kuruluşuyla beraber. Evet. Ne oldu? Bu süreç zarfında biz belki bu seneye kadar yaklaşık 30 tane uluslararası fuara katıldık. En son geçen sene İtalya fuarına katılmıştık Bolonya'da. Avrupa'da önemli iki tane pet fuar var. Bir tanesi Bolonya'daki, İtalya'daki yani pet fuarı, Evet. Zoomark isminde. Bir Evet. de dönüşümlü bir yıl İtalya'da, bir yıl Almanya'da olmak üzere bir de Interzoo var Almanya'da. O da gene bu önümüzdeki yılın Mayıs ayında inşallah yapılacak. Bunlara bir kere hiç pas geçmiyoruz. Bu fuarlarda biz mutlaka yer alıyoruz. Her yıl yer alıyoruz. Geçen sene de işte dediğim gibi İtalya'da yer almış olduk. 2023 yılı içerisinde Türkiye'de de tabii sektör çok büyüdü. Bu özellikle pandemiden sonra Evet. evlerde beslenen küçük kediler ve küçük köpekler sayesinde pet sektörü hızlı bir şekilde gelişti. Dolayısıyla bu da bizim Evet. Türkiye'de düzenli fuarlara da ilgiyi arttırdı. O alanda üretim yapan firmaları da arttırdı. Yani sadece olaya kedi kumu üretimi olarak bakmayalım. İşte Tabii. kedinin köpeğin yatağından tutun. Onların mamalarına, kuru mamasına, yaş mamasına işte kadar işte tırmalama şeylerine, işte ne bileyim kedi kumu kaplarına kadar alanlarda üreticiler tabii özellikle ortaya çıktı. Bu da Türkiye'deki fuarları büyütmeye başladı. Biz mesela işte 13-14 sene önce Türkiye'de ilk İzmir'de Feshane'de fuar yapıldığı zaman Evet. 60 tane stand vardı. Bunun da 30 tanesi üretici de demeyelim de yani ürün sergileyebilen firmaydı. Geri kalanlar dernekler, dergiler falan filandı. Evet. Şu anda mesela geçen sene İzmir'de bir fuar düzenlendi, pet fuarı. Eylül ayında. O fuarda sadece 250'nin üzerinde firma vardı ki bunların yaklaşık 220'si üretici ve ticaretçi firmaydı. Çok güzel. Hemen bir ay sonra İstanbul'da gene bir pet fuarı oldu. Orada da gene 3 hollü çok güzel bir büyük fuar yapıldı. Ve bu fuarlar artık international yani uluslararası özelliğe kavuşmaya başladı. Yakın çevreden özellikle bize yakın Avrupa'dan yani Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'dan ciddi müşteriler geliyor. Tabii ki Rusya, Ukrayna'dan da geliyor. Yani yakın coğrafyadan bu fuarlara ilgiler artmaya başladı. Dolayısıyla bunlar bizim katıldığımız fuarlar. Önümüzdeki sene de Mayıs ayında inşallah Interzoo Almanya'ya katılacağız. Gene yurt içindeki iki fuara İzmir ve Almanya fuarına İzmir ve İstanbul fuarına İstanbul. da yine katılacağız. Artık eskisi kadar eskiden biz Rusya fuarlarına katılırdık, Çin'e katılırdık, Tayvan'a katılırdık. Şimdi buralara çok gerek kalmadı çünkü bizim şirket olarak internet sitemize oradaki kontak maillerimize her gün zaten bize talep geliyor. Evet. Dolayısıyla böyle pazarlama için çok büyük bir atağa bizim firma olarak ihtiyacımız yok. Ama bu büyük fuarların özellikle
Almanya ve İtalya fuarlarına ve Türkiye'deki fuarlara katılmak Katılmaya devam edeceğiz. prestij açısından, devamlılık açısından bizim için önemli. Çünkü oralara bizim mevcut müşterilerimiz de geliyor. Mevcut müşterilerimizle beraber yıllık toplantılarımızı yapıyoruz. Yeni ürettiğimiz ürünlerin, sergileyeceğimiz ürünlerin, inovasyon yaptığımız yeni ürünleri tanıtma fırsatı buluyoruz. Onlarla yıllık toplantımızı yapmış oluyoruz. Bu Çok güzel. açıdan bu fuarlar çok Faydalı değerli. oluyor. Düşünün, bizim işte 150'nin üzerinde uluslararası müşterimiz var. Bunun ilk konuna gidebilirsiniz ama geri kalanı nasıl gideceksiniz? Zaman Tabii, bu yetmez. anlamda Bu da çok sıralarda faydalı biraz oluyor da bu fuarlar. tabii bu mevcut Evet. müşterilerimizin de Fuarlarda bir yarısından araya fazlasına geliyorsunuz. toplantı yapmak suretiyle tabii Çok güzel. Efendim, bu yıllık görüşmelerimizi de yapmış oluyoruz. Evet. bu hafta bentonit konusunu iş yerim izledik ve bu konuda da başarılı iş insanı Sayın Turgay Bey ile bentonit konusunu, ihracatı, ülkemize yarattığı katma değeri konuşmaya devam ediyoruz. Turgay Bey, tabii ilk bölümde güzel gelişmeleri konuştuk. Ekonomideki değişim ve dönüşüme de geçeceğiz tabii. Diğer taraftan da bir yandan da hayatımıza, dünyaya, ülkemizde yapay zeka ve yeni teknolojileri, diğer yandan değişen uluslararası dengeler ve uluslararası dinamikler. Bu çalkantılı dönemde sizi ve sektörünüzü en zorlayıcı başlıklar neler? Bir yandan da firma olarak yapay zekadan, teknolojiden nasıl faydalanmayı düşünüyorsunuz? Murat Bey, aslında biz bu sene OSBÜK'ün ilk yüzünde biliyorsunuz işte başta bahsettik ki 3 Evet. dalda ilk yüze girdik. Biz Doğru. 2 sene önce teknolojide yaptığımız hamleyle ilk yüze girmiştik. Çok güzel. En çok teknoloji yatırımını yapan firma olduk OSBÜK içerisinde. Çok güzel. Biliyorsunuz bizim tabii üretim yaptıktan sonra paketleme makinalarımız var. Paketleme makinalarımızın ürettiği ürünleri de robotik sistemlerle paletlemeye çalışmıştık ve o dönemde yoğun bir teknoloji kullandık. Aynı zamanda tabii yazılımlar bu işin olmazsa olmazı. Yani Tabii. makinaların birbiriyle konuşuyor olmaları gerekiyor. Yani Tabii. oradan bütün verimlilikleri alabiliyorsunuz. Her makinenin hangi işçi olduğu zaman başında, hangi eleman olduğu zaman başında daha çok verimli olmuşa kadar size söyleyebiliyor. Tabii. Dolayısıyla gelecek dönemde bu makinelerin birbiriyle konuşmasını her sektör yapmak zorunda. Bu hem verimlilik artışını sağlıyor hem de işçilikten tasarruf ettiriyor. Tabii. Çünkü biz firma olarak 3 vardiya çalışıyoruz Evet. biliyorsun. Gece de çalışıyoruz. Doğru. Yani dolayısıyla gece işçiden verimlilik almak çok zor. Çünkü herkesin uyuduğu vakitte onların orada iş başında olması tabii iş verimliliğini düşürebiliyor. Bu onların hatası değil. İşte sürekli çalışmak zorunda olduğumuz için mecburen o vardiyalara devam ediyoruz. Burada tabii iş kaybı oluyor ama robotik sistemler olduğu zaman sadece insanların kontrol mekanizmasında kaldığı süreçlerde daha sürekli bir şey olabiliyor, üretim olabiliyor. Çünkü işçi bir yerden sonra mental olarak da yorulabiliyor, fiziksel olarak da yorulabiliyor. Uykusu gelebiliyor ama makinenin Tabii. bozulmadığı sürece uykusu gelmiyor. Evet. Doğru. Dolayısıyla bu teknolojileri hepimizin kullanması lazım. Tabii bir de şey var, şu anda bölgemizde ve ülkemizde mavi yakalı ve beyaz yakalı bulmada da sıkıntı var. Evet, doğru. Yani dolayısıyla o yüzden de bu teknolojileri kullanmak sürdürülebilirlik açısından bizler için çok çok önemli. Bu demek değil ki elemanlar kullanılmayacak, işçiler kullanılmayacak. Tabii ki onlara her zaman ihtiyacımız var ama böyle emek yoğun sektörlerde mümkün olduğu kadar yani az elemanla işi götürmek üretimin miktarının artırılması, verimliliğin artırılması noktasında önemli avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla biz de firma olarak teknolojiyi yani 4.0'ı, Endüstri 4.0'ı o anlamda yakaladık diyebilirim. Bu zaten sektör firmalarında da bu anlamda öncülük de etmiş oluyoruz. Yani bu konu göz ardı edilecek bir konu değil. Bu konuda yatırımlarımıza halen de devam ediyoruz. Çok güzel. Efendim, şimdi FASA organize eden tüm dünyaya, 77 ülkeye ihracat yapıyorsunuz.
Kutluyoruz. Bu konuda da önemli bir liderlik yapıyorsunuz. Avrupa'dan da misafirleriniz geliyor bölgeye. En son Fas'a organizenin yolları vardı. Orada gerçekten sizin firmanız ve diğer birçok firma Fas'a'dan Avrupa'ya, dünyaya ihracat yapıyor. Orası gerçekten çok güzel bir organize oldu. Sanayi bölgesi oldu. Peki eksikler giderildi mi? Yollarımız nasıl? Herhangi bir eksiğiniz var mı? Çünkü siz buradan tüm dünyaya, Avrupa'ya ihracat yapıyorsunuz ve Avrupalı misafirleri de bölgeye gelmesine vesile oluyorsunuz. Eksikler var mıdır? Yoksa daha ileriye gittik mi? Epey düzeldi diyebiliriz. Önceki yaptığımız görüşmelerde bunu dile getiriyorduk. Tabii biz her ay bir Avrupalı müşteriyi özellikle ağırlardık. Özellikle son 2-3 sene öncesine kadar. Evet. Şimdi tabii kapasitemizi doldurduğumuz için ve herkes bizden tanıdığı için çok daha az yabancı müşteri geliyor. Çünkü zaten bütün Avrupa'da verebileceğimiz distribütörlüklerin hepsini verdik. Tabii. Doldurabileceğimiz markaların hepsini fason olarak dolduruyoruz. O yüzden de fuarlara gelemeyenler bizi ziyaret etmiş oluyor. Tabii utanıyorduk. Bir yabancı müşterimiz geldiği zaman iki arabanın yan yana geçemediği, çukurların olduğu bir yoldan şu anda çevre düzeninin de yapılması, Fatsa'daki o girişteki ışıkların da yeniden düzenlemesiyle beraber güzel bir hale aldı tabii. Güzel. Ama tabii yoğun olarak orada organize sanayi firmalar olduğu için sonuçta hep tırlar geçiyor. O yolun ciddi sağlam yapılması gerekiyor. Belki altının beton olarak dökülüp üstüne asfalt yapmak, kaplama yapmak belki daha mantıklı olabilirdi. Şu anda çünkü zaman zaman görüyorum. Tabii ağır vasıtalar geçtiği için tırlar olabiliyor ama altyapıyı çıkarsak genişlik olarak şu anda bizim istediğimiz seviyeye geldi. Orada şu anda bizim tek isteğimiz ileride biz de onun bütçesine de katkı yapabiliriz OSB firmalar olarak. OSB'nin içi şu anda çok kötü durumda. Evet. Yani 25-26 tonluk tırlar parke taşının üzerinde gidiyor. Dolayısıyla o çok iyi bir görüntü değil. Hiçbir organize sanayide parke taş olmaz. Evet, doğru. Ama bizim organize sanayimiz parke taş. Yol noktasında bir problem yok. Şu anda OSB'nin içinin parke taş sisteminin kaldırılıp tamamen altyapısı bitirildikten sonra betonlanıp gerçekten birinci sınıf bir OSB olması noktasında ilerlenmesi gerekiyor. Çok güzel. Yani en son yaptığımız programdan bugüne bir takım eksikliklerin giderilmesini duyduk sizden. Çok mutlu olduk. Ama yol bakımından da yine yetkililerin organize de sanayinin kalıcı bir şekilde yani devamlı yol çalışması yapılmayacak şekilde düzenlenmesini de buradan söylemiş olalım. Zaten siz devamlı inovasyon ve Ar-Ge yapan bir firmasınız. Teknolojiye de ayak uyduruyorsunuz. Zaten dediğiniz gibi bu ödülleri almanızın sebebi de teknolojiye yaptığınız yatırımların da büyük bir etkisi var. Peki efendim burada iş modellerinin yenilendiği bir dönemden de geçiyoruz. Siz de zaten biraz önce bunu cevapladınız. Yani sizin cephenizde böyle bir yenileme zaten devamlı yapıyorsunuz. Yani inovasyon, Ar-Ge her şey gayet güzel. Bölgede de önemli palet kullanımında da bayağı bir önemli bir rolünüz var firma olarak. Ve ciddi bir şekilde de Samsun Limanı'nı kullanıyordunuz notlarıma baktım. Şu anda yine Samsun Limanı'ndan mı hareket ediyoruz Turgay Bey? Nedir durum? Tabii ağırlıklı olarak Samsun Limanı ama en son MSC Gyros'unu da kullanmaya başladı. Evet. Kısmen oralara da veriyoruz, yük veriyoruz. Orada sonuçta maliyetler nedir? MSC bizim MS ve CMA nereye gönderirse, CMA nereye yönlendirirse biz orada yüklerimizi gönderiyoruz. Yani konteynerler sonuçta fabrikamıza geliyor. Orada tamamen bizim kontrolümüzde kapatılıyor ve ilgili Samsun ya da Giresun limanından şu anda. Evet. Yani %10 oraya kaydı biraz. Biraz da Gebze'ye hala gönderiyoruz. Gebze'yi çünkü kullanıyor musunuz ara sıra? Kullanıyoruz. %10-15 seviyesinde de olsa orayı da kullanıyoruz. Çünkü bazı destinasyonlara oradan çok çok daha uygun navlunlar bulabiliyoruz. Evet. Samsun'da MSC'nin veremeyeceği fiyatları ya da SMA'nın veremeyeceği fiyatları oradan bulabiliyoruz. Bazı böyle küçük ülkeler işte özellikle yakın işte Ege'deki işte Yunanistan gibi, Prelimanı gibi ne bileyim Malta gibi ülkelere o bir avantaj olabiliyor. Orayı da kullanıyoruz zaman zaman.
Yani lojistik olarak şu anda oralarda bir sıkıntımız yok yani ağırlıklı tabii ki dediğim gibi Samsun. Çok güzel. Ülkemiz genelinde de görüyoruz ama Ordu'da da görmekten son derece mutluyuz. Son zamanda hayvan hastanelerinin sayısının arttığını gördük, pet shopların arttığını gördük. Gerçekten bu konuda diğer İstanbul, Ankara ve İzmir'de kadar olmasa da bizim bölgemizde de gerçekten güzel bir hareketlenme var. Katılır mısınız? Kesinlikle. Evet. Şimdi Karadeniz'de önceden yani çok kedi besleyen Evet. göremezdik. Ya son dönemlerde özellikle kedi sayısında önemli bir artış var. Yani hemen hemen birçok eve girdi diyebilirim. Yani kedi sayısında ciddi artışlar var. Tabii bunun da sahaya yansımasını görebiliyoruz. İşte çok güzel hastaneler kuruluyor bu konuda. Pet hastaneleri kuruluyor. Doğru. Yakında pet otelleri kurulacak. Çünkü bir yere gideceksiniz, kedinizi, köpeğinizi bırakacak yeriniz olmayacak. Tabii Pet tatile hastanelerinin giderken. yanında bir de pet otellerinin kurulduğunu da göreceksiniz. Doğru. Dolayısıyla bütün bunlar sadece kedi kumu değil, bunun yanında işte diğer Çarpan etkisi imkanları yapıyor. da Evet. tabii çarpan etkisi yapıyor. İşte palet konusuna gelince de Evet. palet de ciddi oranda kullanılıyor ama yörede bu konuda yeteri kadar firma yok. Evet. Güçlü firma yok. O konuda ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler olabilir. O yüzden de Evet. özellikle stok etmeye çalışıyoruz. Çünkü ciddi bir palet kullanımız var. Çünkü Stoklu her gidiyorsunuz değil mi? tabii stoklu gidiyoruz. Evet. Yani bir aylık stokumuz önceden hazırdır yani. Ona göre şey yapıyoruz. Yani pet sektörü gelişiyor, daha da gelişecek. Çünkü insanlar yalnızlaşıyor. Evet. Yalnızlaştıkça yani bekar yaşamaya alışıyor. Doğru. Evlilik planlara atılıyor. Evliliğin sorumlulukları Evet. işte bütçe problemleri nedeniyle yanlış yaşamayı insanlar tercih ediyor. Çünkü bu ücretle diyor ancak ben yaşarım Bir diyor. kedim olsun, köpeğim olsun diyorlar. Kedim olsun, bana Evet. bir can olsun, soluk olsun Evde diye. bir ses olsun diyorlar. Gerçekten de Evet. kediler bu anlamda özellikle kediler evde olumsuz enerjiyi de alıyor. Doğru. Köpekler zaten çok insan dostu. Evet. Yani küçüğüyle büyüğüyle yani çok Tabii. insan dostu. Dolayısıyla bunların sayısındaki artış Türkiye'de son yıllarda ciddi oranda arttı ve Artış var. artmaya da devam edecek. Çok doğru. Avrupa'daki artışı ülkemizde de gözlemliyoruz. Zaten sizin de dediğiniz gibi zaten rakamlara da baktık. Covid'de döneminde en fazla artışı yaşayan sektörlerden biri de bentonit sektörüydü. Öyle değil mi Turgay Bey? Doğru. Ya Evet. şöyle söyleyeyim, Evet. yani pet sektörü diyelim, bentonit demeyelim. Türkiye'de bentonit tabii yani. Doğru. Türkiye beyaz rezervler açısından hani beyaz bentonitler açısından çok Evet. zengin bir ülke olduğu için biz bunu bir fırsata çevirdik. Yani Bentaş ve işte arkasından gelen yöre Evet. firmalar olarak. Doğru. Çünkü alternatifimiz yok. O anlamda güzel bir yerdeyiz. Yani bundan 15 yıl önce Avrupa'da 10 bin ton beyaz kedi kumu satılmazken şu anda 300, 4, 400, 500 bin ton seviyelerinde ki bunun sadece 200 bin tonuna yakını biz veriyoruz Tabii. firm olarak. Dolayısıyla geçenlerde de bahsetmiştim belki başka programda. Biz mesela Atina'da bir foruma katılmıştık. İşte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin pet sektöründeki artış sınırının işte 5-6 olduğu noktasında veriler vardı. Bu gelişmiş ülkelerde Amerika, işte Almanya, Fransa gibi ülkelerde %1-2 civarlarındaydı. Bu pandemiyle beraber Avrupa'daki 1-2'ler bile 7-8 oldu. Bizdeki o 7-8'ler 20-30 oldu. Doğru. Yani dolayısıyla yıllık Evet. artışları bahsediyorum. Dolayısıyla tabii bentonitte bu çok çok daha hızlı oldu. Çünkü bize özgü bir ham maddenin burada olması bunu her sene çok bu çarpan etkisiyle tabii ki büyütüyor. Biz Avrupa'da bu anlamda ciddi yere ülke olarak sahip olduk. Zaten Türkiye önemli bentonit rezervleri olan ülkelerden bir tanesi. Yani ilk 5'e giriyor dünyada İlk beş. bentonit Evet. rezervleri açısından. Tabii ilk 5 içerisinde yani Çok güzel. Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkelerden sonra Türkiye ilk 5'te bir ülke sonuçta. Çok Ama güzel. beyaz rezervlerde tek yani birinci diyebilirim. O Evet. açıdan bunu biz avantaja o anlamda çevirdik, Çok güzel. çeviriyoruz. Böyle de devam edecektir inşallah.
İnşallah efendim. Biz de bu başarılarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi kutluyoruz. Bölgemizin güzide firması olarak. Siz aynı zamanda bir ekonomistsiniz. Bu son bölümde de artık yeni yılın son programı 2023'e veda etmek üzereyiz. 2023'e çok şeyler sığdı. Tabii dünyada ve ülkemizde şu anda büyük bir enflasyon var ama özellikle Türkiye'de yüksek bir enflasyon, yüksek bir faiz ve oynak döviz kurlarıyla karşı karşıyayız. Yeni bir ekonomi yönetimi var. Onların da bize vaat ettiği bir tablo var. 2024'ün de beklentilerini anlattılar. 2025'te rahatlayacağımız yönünde bir reçete sundular. Siz de bir ekonomist olarak 2024'ten beklentileriniz nelerdir? Yeni yıl mesajınızı da alarak beraber programı kapatalım. Buyurun. Ya tabii ki şimdi ben ekonomiyi tabii bir ekonomist olarak da yani bir sanayiciyiz, mali müşaviriz aynı zamanda ama bir ekonomist olarak ekonomiyi çok yakından takip ediyorum. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı takip ediyorum. Tabii. Bu konuda zaman zaman çeşitli konunun uzmanı kişilerle de İşte panellerde orada burada buluşma imkanımız da oluyor. Onların fikirlerini de sonuçta öğrenmiş oluyoruz. İşte gazete okuyarak zaten bunları da takip etmiş oluyoruz. Tabii bizim yeni ekonomi yönetimi gelmeden önce ciddi olarak bir yanlış politika uygulanıyordu. Bu yanlış politika bizim kredilere ulaşmamızda ciddi sıkıntılar yaşattı. Doğru. Ve kaynaklarımız yani Türkiye'nin kaynakları doğru yerlere gitmedi. Bunları da bu sefer kısıtlamaya başlayınca kaynağı doğru yere gitsin diye bu sefer çok çeşitli müeydeler geldi. Yok işte fatura olmadan kredi vermem, işte krediyi veririm ama deniz nakliyesine kullanacaksın gibi Merkez Bankası'nın çeşitli farklı zor uygulamaları gündemdeydi. Ve zaten belli bir yerde sıkışıldı ve Mehmet Şimşek'in yönetiminde seçimden sonra işte Gaye Hanım'ın da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilerek yeni bir sürece girildi. Bu süreç başlangıçta tabii beklentileri çok karşılayamasa da zaman geçtikçe bu beklentilerin oluşacağı noktasında bütün ekonomistleri ve sanayicileri olumlu bakmaya itti diyebilirim. Tabii ki önümüzdeki bir yıl çok kolay olmayacak. Sonuçta bir enflasyonist ortamdayız. Özellikle Temmuz-Ağustos'a kadar enflasyonun hani Mayıs deniyor ama Mayıs'ta pik yapacak yani tavan yapacak işte %65'ler seviyesinin görüleceği tahmin ediliyor. Evet. Temmuz ve Ağustos'ta baz etkisiyle Murat Bey geçen sene çünkü Temmuz ve Ağustos aylık enflasyonumuz %9 olmuştu. Doğru. Biz bunu %3'lere oturttuğumuz zaman 2 ay 6 eder. Oysa geçen sene 18'di, otomatikmen baz etkisiyle 12 gibi bir avantaj yakalanacak orada. Yani bir anda 60 küsur olan enflasyon bir anda orada anlık 2 ayda anlık inişe geçmiş olacak. Onun vereceği olumlu etkilerle beraber yıl sonu 2024 hedefinin 36'nın yakalanacağı daha inandırıcı hale gelecek. Evet. O yüzden yani 2024'ün ilk 9 ayı çok önemli ve herkes için zor olacak. Hem krediye ulaşma noktasında hem işte enflasyonda fiyat regülasyonları işte anlamında çok daha titiz olmamızı gerektirecek. Ama ondan sonra daha iyi bir sürece gireceğimizi ben de tahmin ediyorum. Tabii ki bunlar şu andaki ekonomi yönetiminin değiştirilmemesi şartıyla. Çünkü tabii, yabancıların akışı da bu noktada. Yabancılar da gene mevcut ortodoks geleneksel ekonomi politikalarının uygulanmasını istiyor. Öyle olursa zaten gelip bir doğrudan yatırım ya da borsaya yatırım şeklinde şeyleri girişleri olabilecek. Dolayısıyla bu önemli. Evet ki, efendim orada şunu da merak ediyorum. Devletin hükümetin bir öngörüsü var dolarla ilgili 2024 ile alakalı. Siz de bir ekonomist olarak ekonomik çevrelerle de devamlı görüşüyorsunuz zaten. Sizin bir mahsur yoksa dolar beklentiniz nedir? Yani siz de katılıyor musunuz verilen rakamlara? Vallahi ben seçimden sonra hani dolarda dolar euro diyelim yani sepette bir artış bekleniyor aslında.
Yani seçime kadar bu tutulacak, seçimden sonra ise bu bir patlama yapacak diye ben ona inanmıyorum. Evet. Şu anda fark ederseniz yavaş yavaş bu zaten euro dolar her gün sepet bazında yavaş yavaş artırılıyor. Yani daha geçen ay işte euro 29-29,5'lardaydı. Bugün 32'yi geçti biliyorsunuz. Doğru. Gerçi bunda çapraz kurun da etkisi var. Çapraz kur 1,06 idi. Şu anda 1,10'u geçti. Evet. Onun da euroya bir katkısı oldu ama sonuçta dolar bazında Merkez Bankası gün be gün kurları artırıyor. Doğru. Dolayısıyla seçime kadar bu tedricen yavaş yavaş artmış olacak. Seçimden sonra hızlı bir kur artışını ben beklemiyorum. Çünkü eğer ekonomi yönetiminde bir değişik olmayacaksa tam tersi düşme eğiliminde bile olabilir. Ama bu sefer de bu ihracatçıyı zorlayacağı için orada da Merkez Bankası ne yapacak? Düşme eğilimine girdiği zaman onu toplamak durumunda kalacak. Çünkü zaten şu anda Evet. TL değerli. Bir de düşmesini kaldıramaz. Biz Doğru. ihracatçılar orada çok zorlanırız. Onun için benim beklentim hani böyle enflasyon belki işte 2024 itibariyle söylüyorum %40 olacak ama dolardaki yani döviz sepetindeki artış bence %30 olmayacak. Dolayısıyla yavaş yavaş da bu döviz tevdiat hesaplarından çıkışlar, KKM'lerden çıkışlar daha da hızlanabilir. Çünkü dövizin artık para kazanmayacağı döneme giriyoruz diyebilirim ben bir ekonomist olarak. Evet. Bu tabii benim görüşüm değil. Yani bütün görüşleri topluyoruz ve Tabii. beklentileri buna Ortalaması göre bu diyorsunuz yani. oluşturduk. Yani işte bütün işte Amerika Merkez Bankası'nı Evet. izliyoruz, Avrupa Merkez Bankası'nın ne dediğini izliyoruz. Bu çerçevede Türkiye'deki iktisatçıların da hocaların da söylemleriyle beraber birleştiğimiz zaman %70 oranda bunun böyle olacağını düşünüyorum. Yani ben dövizde çok büyük bir yükselme beklemiyorum. Yani Evet. 2024'te en fazla %30-35 seviyesinde bir artış olabilir. Ben şahsen kendi firma projeksiyonlarımı buna göre yapıyorum. O Çok yüzden güzel. de mesela kredileri kullanırken ihracat kredilerini TL kredisi yerine Euro kredisi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü oradaki maliyetim benim daha az olacak. Yani her ne kadar %7-8 ile de kullansam ben Euro kredisini atıyorum %30 da şey olsa Evet. değer artışı olsa Euro'da ne yapar? 40'a gelir. Bugün TL'yi siz Tabii. 60'tan aşağı kullanmıyorsunuz ki. Yani Yani ben geliriniz kendi dövizse döviz borçlanıyorsunuz. Evet. aynen öyle. Zaten gelirim de döviz olduğu için benim Evet, hani bir beni sorun orada bir olmuyor. riskim orada bir maceraya girmemin de anlamı yok. Doğru. Tabii ihracatçı olarak uygun Merkez Bankası reskont kredileri bulabildiğimiz zaman hani uzun vadeli olursa tabii ki bunları da tercih edebiliyoruz. Tabii. Sonuçta biz üretimimizin %80'den fazlasını Avrupa'ya, dünyaya satıyoruz ve oradan gelen dövizler zaten devletimizin hazinesine giren paralar oluyor. Dolayısıyla devletin de ihracatçıyı desteklemesinin gayesi de zaten bu. Tabii. Öteki taraftan baktığınız zaman döviz niye yükselmeyecek diye bu sene 55 milyar doların üzerinde bir turizm gelir. Yani hizmet sektörünün 55 milyar doların üzerinde bir gelir getireceği Doğru. öngörülüyor ki Evet. bu yakında açıklanacak zaten. Doğru. Ayın ikisinde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında TİM'in verileri açıklaması bekleniyor. Oraya da davetliyiz inşallah. Bir aksilik olmasa oraya da gideceğim. Dolayısıyla yani ithalat ihracat dengesi zaten %80 ihracat artık ithalatı karşılıyor. Oradaki eksikliği de hizmet sektörü dediğimiz turizm ve diğer sektör gelirleri karşılarsa Türkiye'nin dövizle sınavı olmaz. Beklentiler de dövizin enflasyondan daha az artacağı şeklinde oluştuğu zaman zaten döviz açığı yani dış çat açığı Türkiye'de olması mümkün değil ama bütün bunlar böyle olacak diye işte politika değişikliğine gidersek gene beklentileri bozarız. Tabii. Beklentiler bozulursa da gene millet bu sefer bunu şu anda tutuyorlar algısına girdiği zaman başlayacak gene döviz tutmaya. Tabii. Bu algıyı değiştirmemek gerekiyor. TL'mize güvenmemiz gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılarınızdan dolayı kutluyoruz. Şimdi beraber kapatalım yeni yıl mesajınızla. Buyurun. 2024. Vallahi Evet. öncelikle yeni yılımızın bütün Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını, başarılar getirmesini, özellikle Orta Doğu'daki ve Rusya'daki savaşın
terörizmin bitmesini, gene bizim Güneydoğu'daki yaşadığımız sıkıntıların bir an önce bertaraf edilmesini, herkese iyi, güzel yıllar diyorum, başarılı yıllar diyorum. Türkiye'nin önü bence açık. Çünkü biz Rusya gibi sadece enerji ve gıda satmıyoruz. Biz sanayinin her tarafında varız. Bugün ağır sanayi dediğimiz uçak sanayinde de varız. Tekstilde varız, deride varız, mobilyada de varız. Gıdada, evet, bazı kalemlerde ithalatımız olabiliyorsa da toplamda Türkiye sebze meyvede 5-6 kalemde dünyanın ilk 3 ülkesi arasına girebiliyor. Dolayısıyla bizim ihracat çeşitliliğimiz sektörler bazında çok fazla. Maden de bunların içerisinde, otomotiv bunun içerisinde. Dolayısıyla bizim şansımız diğer ülkelere göre çok daha yüksek ve iyi bir yıl olmasını bütün Bentaş olarak, firma olarak hayırlı olsun diyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri, ekibinizi kutluyoruz. Yeni yılınızı da kutluyoruz. Bu güzel birlik ve beraberlik mesajlarına katılıyor. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bentaş Bentonit Karadeniz Ekonomiyi sundu.